Ustalarım, size birkaç bilgi vereyim. Kümeslerinizde sürekli ishal durumu varsa bağırsak kurtları fazlalaştığından çoğaldığındadır. Normalde güvercinlerin bağırsaklarında kurt olur. Bunların artışıyla birlikte bağırsak köşelerini, duvarlarını yemeye başlarlar. Bildiğiniz üzere E. coli ve Salmoli denilen kuşun kalbi böbrekleri gibi bir parçadır bağırsaklarında. Ve bunlar da gidip o parçayı ısırırlar. Isırdıkları zaman ateşlenir, tüm vücuda yayılır. Ne gelir? Kanat düşmesi, ayak topallaması, yeşil dışkı, kuruma, uyuklama, yavrulara bakamama durumu vesaire vesaire vesaire. Onun için öncelikle bağırsaktaki kurtları dökerek işe başlamalısınız. Bağırsak kurdu ilacını kullandıktan sonra iltihap kurutucu tozu kullanıyorsunuz. O da kuşlarınızdaki bağırsak iltihabını gideriyor. Arkasından E. coli salmoli ilacı. Zaten birlikte kullanılıyor. Şimdi hani arkadaşlarımız diyor ya, biz kümesimizde ishalde kurtaramıyoruz. İshalde kurtaramamama sebebiniz önce bağırsak kurdu ilacı kullanmadığınızdan. Piyasaya 10 TL'ye satılmakta arkadaşlar, pahalı bir şey değil. 10 TL. Önce Ahmet abi hoş geldin. Fatih baştan hoş geldin kardeşim. Önce 10 TL'ye bağırsaklardaki kurdu dökmelisiniz. Döktükten sonra onun tahribatı, ishal durumunu tahribatı yapan bağırsaklar hastalığı gidermek için aleykümselam Ahmet abi ilacı kullanmalısınız. Şimdi burada böyle bir hata yapılıyor. Ben bunları konuştukça ortaya çıkıyor arkadaşlar. Niye konuştukça? Şimdi adam ilaç istiyor, ilaç gönderiyoruz. Adam diyor ki kuşlarım iyilendi, ishal kesilmedi. Çünkü bağırsak kurtları devam ediyor. Biz şunu böyle biliyorduk. Yani kuşçular 6 ayda bir bağırsakta kurtları dökmek için kurt ilacı kullandığını zannediyorduk. Ama gördük ki Türkiye'de %90'ı kurt ilacının ne olduğunu bilmiyor. Ve kümesine hiç uygulamamış. Onun için arkadaşlar dün akşam Habertürk'te bir program vardı. İki tane doktor vardı orada. Adamlar öyle şeyler anlattılar ki, kuşların, hayvanların ve insanların sağlığıyla oynamak için elinden geldiklerini yapıyorlar. Her bulduğunuz ilacı da kuşlara vermeyin. Mineral taşını kesin vermeyin. Ekmek vermeyin. Mantar yapar. Mineral taşları da ishal yapar ha, onu da söyleyeyim. Yani kurtları destekler. Kurtları bakarlar, çoğaltırlar. Kuşların bağırsaklarını yer o kurtlar. Onun için sizden ricam arkadaşlar, öncelikle 10 TL gidin. Aleykümselam Şemsettin kardeşim. 10 TL'ye gidin. Bağırsak kurdu ilacı alın veterinerden. 6 ayda 2 kez uygulanır. Bakınız, 6 ayda 2 kez uygulanır. 3 litre suya 1 çay kaşığı, 2 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Haftanın 2 günü veriyorsunuz, 6 ay boyunca vermiyorsunuz. Maliyeti ne size? 10 TL. Ne işe yarıyor? Bağırsaktaki tüm kurtları döküyor. Öncelikle bunu başarmalıyız. Mustafa Yeşilkaya kardeşim hoş geldin. Ondan sonra tedaviye geçmeliyiz. Ama insanlar bana yazdıkça şunu anladım. Türkiye'de güvercin bakanların %90'ı kurt ilacı kullanmıyormuş, bilmiyormuş. Siz şimdi 10 TL'lik kurt ilacını alıp kuşlarınıza kullanmazsanız, siz kuşlarınızı ne kadar tedavi ederseniz edin vebaya karşı, çünkü onlar sürekli o yarayı kaşıyor. Öyle anlatayım olayı. Demek ki önceden 10 TL'ye veterinerden alıp kurt ilacıyla kurtları döküp ondan sonra tedaviye başlamak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar tabii biz yazıştıkça ortaya çıkıyor. İnsanlar bizi aradıkça ortaya çıkıyor. Gördük ki %90'ı kurt ilacının ne olduğunu bilmiyor. Ve ilaç piyasasında da en uygun fiyat odur. Yani 10 TL, 6 ayda bir kez, haftanın içerisinde 2 gün kullanıyorsun onu. Arkadaşlarım, bilmem konuyu anlatabildim mi? Bu konuda sorusu olan var mı? Yani konu bağırsaklar. Kurt ilacı kullanmadığımız sürece kuşlardan ishalı kesemezsiniz.
Ha şimdi kurt ilacı kullandım. Ustam ishal kesilmedi. Öyle değil. Kurt ilacını döktükten sonra ilaç tedavisini yapacaksın. Şimdi kurtları dökmede ilaç tedavisi yaptığın zaman kurtlar yine o mikrobu, o bağırsakları yiyor. Yine yarayı kaşıyor. Olay bundan ibaret. Bu arada 2019 İslam alemine, ülkemize ve sizlere bolluk, bereket, sıhhat, afiyet getirsin. Bol kazançlar getirsin arkadaşlar. Çok katılan var. İsimleri tek tek okumadım. Şöyle bir selamlaşalım dedik. Canlı yayına katılmak isteyen varsa ekranı alabilirim. Fatih kardeşimizi hiç görmedik. Onu bir ekleyelim bakalım kabul ederse ama ona ekleme gitmiyor. Ahmet abim. Nasılsın? İyi misin? Vallahi Yenice'ye bir tek tost yemeye geldik ha. Bilgin olsun. Yenice'ye kadar geldik. Tostlarımızı yedik. Çayımızı içtik. Döndük. Nasip de öyle varmış. Ben düzenli yaptığınızı zannediyordum. Ondan dolayı kalktık geldik ama nasip değilmiş. Önemli de değil. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Kenan BVM. Hoş geldin kardeşim. Şevki abim izliyor. Şevki abim. Evet, kurt ilacını anlattım. Bilmiyorum videoyu başından yakalayabildim mi? Yakalayamadıysan sonradan başından izle onu. Kurt ilacı çok önemli. Biz bunu kuşçuların kullandığını zannediyorduk. Ama yazışmalardan, beni arayanlardan anladık ki Türkiye'nin %90'ı kurt ilacının ne olduğunu bilmiyor ve kullanmamış. Onun için bağırsaklarda kurtlar olduğu sürece kuşları tedavi etmek kolay değildir. Çünkü onlar sürekli yarayı kaşıyıp hastalığın vücuda yayılmasını sebep oluyor. Evet arkadaşlarım, siz soru sormazsanız benim anlatacak daha bir şeyim yok. Bunu bir belirteyim dedim. Yoksa canlı yayını kapatacağım. Sorusu olan varsa cevabını al. Enver Tokat abim hoş geldin. Abi benim bir sorum olacak. Salmonella ilacıyla tozu karıştıracağız mı? Evet Şevki ustam. Sana ben onun videosunu atayım. Lakin Ahmet Döşlü hoş geldin komutan. Lakin şimdi kuş eşin şöyle diyelim. Salmonella ilacının yanındaki toz bağırsak iltihaplarını gidermek içindir. Devran Samancı iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederim. Şimdi uygulaması Allah razı olsun Emir abim. Uygulaması şöyle yapalım. Ben uygulama videosunu atacağım sana Şevki abim ama yani 1 litre suya yanında gönderdiğimiz enjektörden 1 cc. 2 litreye 2 cc. Ve 3 litre suya 1 çay kaşığı toz. Lakin şimdi eğer kuşlar çok ishalse, sı fışkırtıyorsa o tozu fazlalaştırıyoruz. Anlatabildim mi? Yani nasıl diyelim onu? Hani bir adam var griptir, ayakta geçiriyor. Birisi oturarak geçiriyor ama birisi de yatakta pel perişan. Hani onun için ishal durumu aşırıysa onu ona göre kullanmalıyız. Yani artırıyoruz onu. O da bize ulaşanlara, yazanlara biz zaten konuyu izah ediyoruz Şevki abim. Ben sana kullanım videosunu atacağım. Normal şartlarda o kullanım videosu. Eğer kuşlar ağırsa dozajı artırıyoruz. Bereketli olsun. Özgür Halat demiş. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar sorusu olan varsa alabilirim. Bildiğimiz bir konuysa cevaplarız. Bilmediğimiz bir konuysa susmasını da biliriz. Evet. Bayram Bozkurt diyor ki kırgınlıkları ne yapmamız lazım abim? Bak güzel kardeşim. Şimdi kırgınlığın bir sebebi vardır. Biz bunun sebebini ancak dışkılardan anlayabiliyoruz. Şimdi
faceme girin bakın, dışkıyı çekmişim. Dışkıda 3 değişik hal var. Bir okla gösteriyorum, diyorum ki bunlar bağırsak kurdu. Bir okla gösteriyorum köpüksü kısmı, diyorum ki bu salmonella. Sıvı olan kısmı da okla yine gösteriyorum, diyorum ki bağırsak iltihabı. Şimdi yani o dışkıda biz kuşun üzerinde ne var az çok görebiliyoruz. Şimdi biz kuşlara kan tahlili yapmıyoruz, film çekmiyoruz. Yani bir yerisinden bir şeyi yakalamamız lazım. Bize de en iyi dışkının net görüntüsü. Olursa kümeste yeni yapılmış dışkıları 5-6 tanesini net çekerseniz, yakın çekim, net çekip bana atarsanız o konu üzerinde bir yorumumuz olur. Ama şimdi şimdi manitasından ayrılmış, üzgün duruyor, bilemeyiz. Yani espri yapıyorum tabii ki. Hani onun için durgunluk hali, yani biz ona şey diyoruz, uyuklama, pürsüme, tüy kabartma. Şimdi kuşta kuruma var mı, ayak topallaması, kanat düşmesi, yani genel ediyor, nefes alırken kuyruğu inip kalkıyor mu? Yani us solunum yolu hastalıkları mı, bağırsak enfeksiyonları mı, kursak iltihapları mı? Yani onu bilmemiz lazım. Bilmemiz için de bizim için en iyi sebep, önce sizin kuşların üzerinde ne gördüğünüzü bize anlatmanız, sonra dışkı resimlerini bize atmanız. Enver abim demiş ki, abi kıl kurdu ilacını dediğin gibi dün verdim. Şimdi maestroyu vereyim yoksa eceliye devam edeyim mi? Abicim, kuşların da ishal durumu çok şiddetli ise, hani şiddetli olduğu zaman kuşun kuvvetini, takihatını alıyor. Ne yaparsın o zaman? 2 gün maestroyu uygularsın. Önce bir vitamin takviyesi yaparsın kuşa. Yok, normal süreçse 10 gün ilaç, 3 gün maestro, 10 gün ilaca tekrar devam. Ondan sonra maestro bitene kadar. Sırasıyla böyle. Şevki abim, videoyu atacağım sana abim benim. Arkadaşlar, bu maestro Türkiye'nin değil, dünyanın en iyisidir. Ben Bayram kardeşim, ben birkaç deneyini kümeslerde yapmadığım sürece bu ilaçları size tavsiye etmiyorum. Önce deniyoruz. Şimdi biz bir ilaç tanıtmıştık. Bunu 10 kişiye gönderdik. Ne dedik? Bir ölüme çare değil. Fos çıktı. Şimdi ben bunu size tavsiye etmiyorum. Tek bir şeye iyi geldi. Hırıltıya. Yani arkadaşlarım bana anlattıklarına, hırıltıya. Uyuklamaymış, ishalmış, bilmem neymiş, hiçbirine iyi gelmedi. Şimdi ne diyoruz? Önce kullanıyoruz. Arkadaşlarımıza hediye gönderiyoruz. Kullanıyorlar. Onların bize anlattıklarıyla diyoruz ki, kardeşim bu ilaç doğru ilaçtır. Gidin veterinerden alın. Turan Kalça, kardeşim benim. Neredesin sen? Neredesin? Allah izin verirse 3. ayda Rize'deyim, geliyorum. Sofrayı hazırlayın. İnekleri, develeri kesin. İllas Ağa geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi bunu anladık değil mi arkadaşlar? Önce bağırsak kurdundan başlıyoruz. Kuşlarınız şiddetle ishalse önce bağırsak kurtlarını döküyoruz. Ondan sonra bağırsaklardan verdikleri tahribatı gideriyoruz. Bağırsak kurtlarını dökmeden verdiğiniz hiçbir ilacın kuşa kısa dönemli olabilir, uzun vadede hiçbir faydası yoktur. Bilginize. Arkadaşlar, soru sormuyorsunuz. Ben burada canlı yayını kesiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.